Genç Mecra'dan herkese merhaba. İşsizliğin, yoksulluğun giderek büyüdüğü ülkemizde istihdam oldukça düşük ve gençler ne yapacağını bilemiyor. Kripto para, Bitcoin'i bu hafta ele aldık ve gençlere sorduk. Yatırım mı olarak görüyorsunuz, bahis mi? Siz yatırım yaptınız mı, kazanıyor musunuz? Ya da bu işe para yatırırken kimlerden destek alıyorsunuz? Kripto parayla, Bitcoin'le gençlerin ilişkisi ne boyutta? Gençlere sorduk. Kripto para, mining. Ben onlardan az çok anlıyorum işte Bitcoin mining işlerinden ama kripto parayı hiç duydum ama hiç şey yapmadım, bulaşmadım. Ya internet yok, hayır yapmadım. Ama Bitcoin'le zamanında uğraştım. Ekran kartı al, saat o civarlar. Öyle şeylerle uğraştım ama kripto paraya hiç bulaşmadım. Şimdi mining diye bir şey var. Mining de ekran kartı üzerinden, güçlü ekran kartlarıyla maden yapılıyor. Onlar sonucu da işte Bitcoin vesaire. Şu an zaten o yüzden mesela çoğu yatırımcı ekran kartına yatırım yapıyor. Dolayısıyla da ekran kartı fiyatları da yurt dışından geldiği için çok arttı. Mesela RTX 3090 ekran kartı şu an 50 bin lira civarında. Onun dışında oyuncular da zaten sıkıntıda o durumdan. Ekran kartı fiyatları çok arttı zaten o yüzden. O şekilde yapılıyor. Güveniyor musun peki? Şimdi güvenli siteler var aslında. Zaten zamanla geçmek zorundayız. Hani elektronik paralar vesaire bir 10-15 sene içinde zaten zorundayız geçmek ama belli başlı dolandırıcı siteler var. Onun dışında güveniyorum yani. Elime fırsat geçerse ben de yatırım yaparım. Peki teknik analiz, temel analiz bu konular hakkında bir bilgin var mı? Yok, duymadım, hayır. Duymadım maalesef. Kripto para nedir? Ben bir ara yatırım yapmayı düşündüm. Arabayı satayım dedim, evi satayım dedim. Ondan sonra her şey Elon Musk'ın tweetine bağlı olduğu için bu konuda vazgeçtim sonradan. Kullanıyorum da. Batmamıza sebep oldu. İşte yaklaşık 2-3 hafta önce para yatırdık. Ethereum'a bastık bu parayı. Fakat para ilk başta arttı, güzel gidiyordu. Sonra cumartesi bir anda çöktü bu para. Bir anda düşüş oldu. Paranın oranı 30 binlerdeyken 15 bin liraya kadar düştü. Zarardayız şu an. Çok güzel zarardayız. İstemezdim böyle olmasını. Neden böyle bir yatırım yaptınız? Bir anlık gelişmeyle oldu. Babamla oturuyorduk. Hadi kripto para alalım dedik. Zamanla aldık aldık. Güzel de gidiyordu. Olanlar oldu sonra. Peki teknik analiz, temel analiz dedikleri analizler var. Kripto evet. Parayı böyle yorumluyorlar. Bunlarla ilgili bir bilgin var mı? Var, yapanlar var. Çevremden de bir tane arkadaşım var buna rutin yapan. Çocuk 1700 doları 45 bin dolara çevirdi. Bir süre içinde. Merhasa da selam buradan. O Tosuncuk şey değil mi? Bitcoin'i oradan dolandırıcı değil miydi? 2 veriyorsunuz, 3'ü veriyor, sonra 3'ünü de alıyor. Öyle biliyorum. Evet. Peki güven veriyor mu size? Yok. Duyduklarınız, okuduklarınız? Hayır. Bana ama duyduklarım oluyor ya. Diyorlar çok iyi kazandım. 20 bin aldım, 5 verdim. Çok diyorlar. Bayağı değerleniyormuş öyle dediler de. İnanmıyorum ama. Yatırım yapmak ister misiniz? İstemem. Güvenmiyor musun? Yatıracak paramız yok. Yatıracak paramız da yok zaten. Pek bir bilgim yok açıkçası. O haberlerden duyduğum kadarıyla. Duyduğum kadarı sana güven veriyor mu? Şimdilik hayır. Piyasayı çok çabuk manipüle edebiliyorlar. Elon Musk'ın tweetleri vesaire olsun. Öyle şimdi. Peki biraz birikimin olsa yatırım yapmayı düşünür müsün? Tamam, güvenmiyorsun. Düşünürüm tabii ki. Uzun vadede denerdim. Aslında ilgileniyorsun gibi. Ya bir tık merakım var da şimdilik girmeye korkuyorum diye. Ya parayı kaybetmek. Çok fazla kaybeden insan da var. Elon Musk yayın yapacaktı. O Dogecoin'i pamplayacak demişlerdi. Bizim arkadaş da sağ olsun 50 dolardan long pozisyon açtı yükselecek diye. Oradan sonra bunun parası bitmeye yaklaşınca bir 50 dolar daha ekledi. Böyle böyle günün sonunda bir gecede 200 dolar kaybetmişti Elon Musk sayesinde. Ne umuyordu yani, ne diyordu size? Yani bunu uzun dönemde mi gelir elde ederim yoksa bir anda... Kısa vadede birden patlamak istedi, öyle haber almış. O da olmayınca gitti bütün parası çocuğun. Kaldı öyle. Yapıyor mu, bakıyor mu, takip ediyor mu artık bu işi? Şu an hala takip ediyor. Az bir son bir parası kaldı, onu bekletiyor şu an. Kaç dolar kalan? 100 doları falan kaldı galiba. Ama bayağı bir kaybetmişti bir gecede. Bitcoin nedir? Kripto para nedir? Bir bilgin var mı? İnternet üzerinden kullanılan para birimi şu anda bildiğimiz kadarıyla. Yani verdiğimiz paranın hepsi geri çöp oldu. Yani 2000 lirayla geri kaybettik. Sen oynadın, 2000 liranı yatırdın ve kaybettin. Ne umuduyla yatırdın? Bir anda zengin olurum mu yoksa yani uzun vadede mi kazanırım? Uzun vadede herkes kazanıyordu. Bize şansa vurdu, bize kaybettik. Yani boşu boşuna. Peki, teknik analiz,
gibi terimler var, okuma yöntemleri var. Bunları biliyor musun? Yok. Mesela grafik okuyorlar, yani temel analiz. Onlarla çok alakası yok diye düşünüyorum. Yani direkt herkes kazanıyor. Biz de bir grafikleri kaybettik, mahvolduk. Nasıl kazanacaktın peki, bir bilgin herkes, yok? Herkes parayı ikiye katlıyordu. Biz de girekte de kaybettik işte. Duyumları kimden alıyordun? Nasıl paranı yatırıyordun? İnternet üzerinden. Hep haberler, internet. Bu yüzden buradan gittik ama mahvolduk. Bir daha paran olsa yatırır mısın? Yok. Dolara yapacağım. Bu sefer dolara gideceğim. Kriptoya güveniyor musun peki? Yok. Kesinlikle hayır. Dolar olsa dolar daha mantıklı. Ya da euro şu an çok yüksek işte. Euro'ya gidik. Daha garanti şeyler oynayın. Yani. Ya da itti olursa itti kuponu falan yapacağız artık. Oyun ne? Bitcoin ne? Ya bence uzun vadeli bir yatırım oluyor kendisi Bitcoin. Yani uzun vadede para da kazanabiliyorsunuz, kaybedebiliyorsunuz. Hiç denedin mi? Hiç yatırdın mı? Ya denedim. Ethereum'a denemiştim bir ara. Ya yaklaşık bir 200 lira civarında. Ama düşüşe geçti. Yani zarardan döndük. Öyle diyeyim. Güven veriyor mu sana? Ya genellikle projeler güvenli olmuyor. Güvenli projeler de var. Ama bazen de güvenemiyoruz yani. Projeleri okuyup bilmek lazım. Okumalar var işte, ne bileyim, temel analiz, teknik analiz, grafik okuyorlar. Bunları yapabiliyor musun? Yok, İlgileniyor ben musun? Ben yapamıyorum. Güvenemiyorum da kendisine. Zaten bir bilgisayar uzmanından, yani kripto parayla uğraşan insanlardan yardım aldım. Ama uzun vadede düşüş yaşadık. Şu anda piyasada zaten bulunan paranın çokluğu ve aslında gelir dağılımının adaletsizliğinden dolayı kolay paraya ulaşmak biraz daha kolay oldu. Adı da üstünde, kolay para. Gençler sadece video çekerek, eğlenerek, hobilerini gerçekleştirerek para kazanabildiklerini gördüler son 6-7 senedir. İşte Vine'la başlayan bir reklam furyası, ondan sonra YouTuber'lık. Bitcoin kısmına gelirsek, yani yatırım kısmına gelirsek, yatırım dediğiniz şey sürekli ve uzun yapılan şeylere yatırım denir. Bir de yaptığınız yatırımın size geri dönüşünün 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5. Ya bu bir kumar değildir. Risk vardır. Riskler her zaman, her işte vardır. Hayatta da risk olmadan yaşayamayız ama yatırımlarda da riskler vardır. Minimum riskler minimum getiriler getirir. Maksimum riskler de en basit kumar. Yani bir zarı attığınızda ki riskle kazancınız ona göre de çok olacaktır. Gençler de kaybedecekleri bir şey olmadığını düşündükleri için ve ellerindeki paranın aslında değerini de gün içerisinde bilmedikleri için veya enflasyona yenildikleri için, yani bir sene önce 50 lirası bu seneki 50 lirasıyla aynı olmadığı için o parayı gözden çıkartılabileceğini düşünüyor. Çoğu genç bilinçsizce bunu, ekonomik okur yazarlığımız düşük olmasından dolayı burada etkileniyor bu durumdan. Bir de tabii ki kolay para, parayı kolay kazanma kısmı ne kadar tatlı olsa da kolay gelen para kolay da gider. Hızlı kazanılan paralar hızlı kaybedilir. Parayı hemen yatırıp hemen çekebildiğimiz yerlerde, borsada, bankada, altında, dolarda bekleme vademiz çok kısa. 1 ya da 2 yıl. Yani neden Bitcoin'e mesela 20 bin lira yatırıp mesela 2017'de 20 bin lira yatırsaydınız şu anda milyonerdiniz. Aynı şekilde ilk çıktığında 2015 yıllarında da mesela aynı şekilde yatırsaydınız, bekleseydiniz 6-7 yılı olmuş olacak şu anda. Gene aynı şekilde inanılmaz bir kazanç elde etmiş olacaktınız. Belki inşaattan çok çok daha fazla. Girmedim yani, hiç o işlere girmedim ama bir bilgim var yani, ne olduğunu biliyorum. İnternet üzerinden bahis gibi yani. Bana, benim bir nevi bahis olarak görüyorum yani. İnsanlar parayı yatırıyor. Yani bir para yatırıyorlar. Yani faiz gibi gittikçe çoğalacağına inanıyor. Çoğalırsa çoğalıyor, çoğalmazsa çoğalmıyor. Bana saçma geliyor bu yüzden. Yatırım mı, bahis mi? Bence bahis. Kripto para sektörü bir kumar değil. Ama günlük alsat bir kumardır. Çünkü siz küçük oyuncusunuz. Yani milyonlarla girmediğiniz sürece veya yüz binlerle girmediğiniz sürece burada her zaman küçük olacaksınız. O yüzden uzun vadeli yatırım yapmanız gerekir. Uzun vadede en az 2 yıldan başlar bu sektörde. Kripto para birimi sanal bir üretimi olan, şu anda halen kullanılmakta olan, belli bir karşılığı olan bir para birimi. Henüz yok şu an. Neden? Çünkü şöyle, şu anda ülkemizde buna yönelik bayağı bir herkes yüklenme çabasında. Herkes yüklendiği için güven vermiyor. Herkesin yüklenmesi demek bu para biriminin değerini düşürüyor. Kripto para nedir? Ya alınıp alıyorlar, satıyorlar falan, yani pek bilmiyorum aslında. Sen yatırım yaptın mı hiç? Ya ben 16 yaşındayım daha. Yapmadım yani. Peki güveniyor musun? Güven veriyor mu sana? Hayır. Birisi kaçtı falan dediler çünkü pek güven vermiyor. Kazanma şansınız da var, kaybetme şansınız da var ama ben kaybetme şansını düşünerek hiçbir yatırım yapmazdım. Yani hiçbir şekilde paramı
o tarz şeylere yatırmazdım. Güveniyor musun? Hayır, güvenmiyorum. Ya çünkü hani borsa ne de olsa paranın hepsini de kaybedebilirsin. Tamam, kazanmak da var ama kaybetmek de bir çoğunluk da var. Kripto para sanal olarak yatırım yapılan bir mecradır aslında. Ben yatırım yapmadım. Neden yatırım yapmadım? Çiftlik Bank bunun bir yan sanayisi aslında. Oradan tavuk alıyorsunuz, şey alıyorsunuz. Bu da öyle bir şey yani, batırmak amaçlı. Şu an 500 tane yatırımcı kurucuları var bunun. 3 tanesi Türk, 3'ü de ikisi dolandırıcı çıktı. Yani bizde mi bir şey var yoksa diğer dış ülkelerde mi bir şey var, onu da tam çözemedim. Yapacak bir şey yok yani, yatırım yapmadım yani. Güvenmiyor musun? Güvenmiyorum abla. Hem dinimiz açısından caiz değil, hem de güvenmiyorum yani. Yok, benim güven sorunlarım var zaten. Yani bilgim yok, tamamen balon bir icat mı diyeyim artık, yani ne olduğu belli değil. Dolayısıyla bir karşılığı olmadığını düşünüyorum. Bir yatırım aracı değil. Mesela şu an 30 küsür bin dolar. Niye 30 küsür bin dolar? 100 bin dolara gidecek diyorlar. Niye 100 bin dolara gidecek? Ya da niye 1000 dolar değil de 37 bin dolar? Şimdi şirketlerde bir nakit akışı olur. Siz o nakit akışına göre şirketin olması gereken değeri tespit edebilirsiniz. Az çok tahmin edersiniz. Dersiniz ki 2 yıl sonra şu kadar kar edecek vesaire. Bitcoin nedir ki? Yani karşılığında ne var? Yenilir mi, içilir mi? İşte paraya alternatif deniliyor. Adı üstünde kripto olduğu için ve kara para aklımda vesaire konu olduğu için ben bunun çok devamlı olacağını düşünmüyorum. Devletler belki dijital paralarını kendileri çıkaracak. İleride dijital dolar, dijital euro görebiliriz. Evet, Z kuşağı buna ilgi gösteriyor. Dijital parada bir talep var. İnsanlar artık nakit para taşımak yerine daha çok işte kredi kartı veya işte dijital cüzdan istiyorlar ama bunun hani kim tarafından çıkarıldığı belli olmayan bir Bitcoin'e yedirmezler. Dolayısıyla ileride mutlaka Amerika olsun, Çin olsun, Avrupa Birliği olsun, yasaklanacaktır bu. Ama dijital para çıkarılabilir diğer ülkeler tarafından. Buna dönüşüm olabilir ama Bitcoin'in değeri, işte diyorlar ya 100 bin dolar olacak. Niye 100 bin dolar olacak? Güvenmiyorsun. Kesinlikle. Yani bugüne kadar herhangi bir kripto para yatırımı yapmadım. Yatırım demeyeyim hatta, yatırım bile değil. Sadece bir balon. Geçmişte lale üzerinden de bu spekülasyonlar yapılmış. Yazık olur yani, insanların parasına yazık olacak. Bitcoin artık herkesin hayatına girmiş bir şey, hemen hemen. Borsa gibi bir şey galiba. Yani benim bildiğim kadarıyla borsa gibi bir şey. Yatırım yaptın mı? Hayır ama akrabalarımda yapan var. Peki senin paran olsa yatırım yapmak ister misin? Asla. Ben öyle saçma şeyler için paramı harcamam. Güven vermiyor. Ya güven vermemek değil. Sonuçta kaybedeceğim. Kaybedebileceğim bir şeyin içine girmem ben. Yani kaybeden de oluyor, kazanan da oluyor. Çoğunlukta vaziyet nedir? Yani kazanıyorlar. Ama buna rağmen ben girmem bu işe. Ben girmem. Ben paramı saçma şeylere yatırmam. Yani kaybedeceğim şeylere yatırmam. Sonuçta Türkiye şartlarında yaşıyoruz. Türkiye şartlarında da paramızın ne kadar değersiz olduğu belli. Gençlere burada önerim, böyle bir kumar oynamaktansa bunu uzun vadeye yaymaları. Düzenli ödemeler yaparak, düzenli alımlar yaparak, ellerindeki sepeti genişleterek, yani birden fazla kripto paraya yatırım yaparak kendilerini koruyabilirler. Mesela elinizde örnek veriyorum, 1200 lira var. Siz bugün 1200 liralık alım yaptınız. Ama bunu bir yıla yaydığınızda düşükten alma şansınız da olur. 100 liralık alımlar yaptığınızda aylık. Ama tek seferde 1200 liralık alırsanız elinizdeki para bitmiş olacak ve düştüğünde alma fırsatınız olmayacak. Sadece şuna dikkat etsinler. Bir, regülasyonları takip etsinler. Kripto para haberlerini takip etsinler. Kriptoda da araştırma yapmazsanız, mesai harcamazsanız bu düşer. Düştüğünde de sizin bunun neden düştüğüne dair bir sürü sorgulama yapmanız gerekir.